HADEP'ten beri partinin çeşitli görevlerinde yer aldım. Dersimde olmak gerçekten çok sorumluluğu ağır bir duygudur. Yani Dersim bizim diğer topraklarımızdır. Bizim inanç merkezimizdir. Aslında bizim kimliğimizdir yani. Dersime böyle yaklaşmak gerekiyor. Bu açıdan bakınca Dersim'de mücadelemizin de ilmek ilmek ördüğü bir değerler bütünü var aslında. Her yerde var bir bütün. Fakat Dersim özelinde ben biraz daha belirtiyorum. İlmek ilmek örülen bir kadın emeği de var. Bir kadın mücadele süreci de var. Dolayısıyla benim için burada yer almak o onur ve gurur verici oldu. Burada çaba göstermek, halkıma hizmet etmek, temsiliyetini en iyi düzeyde yapabilme duygusu benim için hem önemli bir sorumluluktur hem heyecan vericidir. Çalışımız Jinjiyan Azadi ile başladı. Bu aslında Jinjiyan Azadi'yi ben daha önceki röportajlarımda ve bana sorduklarında da söyledim. Bir slogan olmaktan ötedir artık bizim açımızdan. Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye yayılmış. Aslında kadın mücadelemizin o köklü kadın kurtuluş aslında politikalarının aslında ete kemiğe büründüğü bir artık ifade biçimidir. Ve sadece ifade biçimi değildir. Aslında bir yaşam bütünlüğüdür. Biz parti olarak kadın beyannamemizde de seçim statüsü olarak %45 kotayla girdik. Hedefimiz tabii ki ileriki süreçte daha fazla temsiliyet yapmak. Bu kadın politikalarındaki de bizim temel politikalarımız aslında eş başkanlık süreci ve öncesinden gelen bir politika. Yani yeni bir politika değil ama Yeşil Sol dersin yani Yeşil Sol Parti ile birlikte aslında Türkiye halklarının bir bütün taleplerini, Türkiye kadınlarının yani Kürt Kadın Hareketi, Türkiye'li kadınlar hepsi bir bütün aslında kendi renklerini ve kendi taleplerini seçim beyannamemizde bulabilirler. Çünkü ortaklaşarak oluşturulmuş, tartışılarak oluşturulmuş beyannamedir. Bir ittifak sadece bir ittifak değil, aynı zamanda yeni yaşamı inşa etme, yeni yaşamı örme, demokratik cumhuriyet ve demokratik ulus üçüncü yol çizgi diye belirttiğimiz çizgimizin aynı zamanda bir inşa sürecidir. Dolayısıyla bu inşa sürecinin temel dinamiği kadınlardır, gençlerdir. Yani temel dinamikler bunlar aslında. Biz bu temel dinamik duygusu, yani bu temel üstlendiğimiz kadın politikalarındaki bu rolle de hareket ediyoruz. Dolayısıyla ondan önceki kotalarla birlikte gelinen eş başkanlık sistemi ve sonrasındaki eşit temsiliyet bizim hem programımızda hem de seçim beyanamemizde yer aldı. Önemlidir. Bu bizim aslında kadın politikalarımızdaki temel duruşumuzu belirliyor. Çok geliştik. Bugün gerçekten hem Türkiye'li kadın hareketine hem Avrupa hem Orta Doğu'da bir bütün Kürt kadın hareketi ilham oldu. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek olarak ortada. Dolayısıyla Kürt kadın hareketi sadece kendisiyle kalmadı. Kadın kurtuluş perspektifini, kadın eksenli bakış açısını jineoloji alanında da geliştirerek, jineolojiyi geliştirerek aslında Türkiye'deki bütün kadınlara duyurma, aslında siyasetin, felsefenin, ekonominin, bir bütün sosyal şeyin, bir bütün alanlarının yeniden yorumlanması, kadın bakış açısıyla yeniden derinleştirilmesi, sözlü tarihle birlikte yeniden ele alınarak onun bakış açısını ve dilinin oturtmasını sağlayan temel bir çalışma oldu. Besleniyoruz, beslenme kaynaklarımızdır. Dolayısıyla dersinde kadın çalışmalarında da stratejik planlamalarımızı yaparken hem seçim beyannamesinde belirttiğimiz bu tek adam rejiminin hem halkların tüm haklarını gasp eden ama en özelde de kadın düşmanı olan, kadın düşmanı politikaları güden, kadınların nasıl yaşayacağından, nasıl giyineceğine, kaç çocuk doğuracağından, ne yapacağına, nasıl eş olacağına, hatta politikada yer alış biçimine, ki zaten politikada bir temsiliyet yok, kadın evde olmalıdır, ev hizmeti yürütmelidir, yaklaşım biraz böyle. Bu tek adam rejiminin kadın düşmanı politikalarına ilişkin kapsamlı eylemlerimiz de oldu. Tepkilerimiz de oldu Türkiye'li kadınlarla birlikte. 6.284 yasası, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, kadınların ve genelin bir bütün kazanımları gasp edilmeye çalışıldı. Partimizde de yerel politikalarda da hep ilk önce kadına saldırı gerçekleşti. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de artık kadınlar Yeşil Sol Parti ile de birlikte çok daha fazla cephelerini genişletmiştir. İttifaklarını genişletmiştir. Kadın politikalarını çok daha kapsamlı hale getirmiştir. Dersim'de de biz
kadın politikalarını burada uygularken, ki bir kadın şehridir aynı zamanda Dersim. Yani Dersim'in sokaklarında, köylerinde, tarlasında, evinde, her tarafında kadındır aslında. Yaşamı çeviren, ocakları çeviren, yaşam döngüsünü hayata geçiren. Dolayısıyla bir kadın şehridir. Bu kadın şehrinin de aslında kadın politikaları konusunda hem daha görünür kılınması, hem temsiliyetini daha güçlü yapma gibi bir sorumluluğa sahibiz aslında. Elbette ki çok ciddi emekler var burada. Yani Edibe Şahin ve Aysel ablanın mesela iradesi gasp edildi burada. Yani seçilmişlerdi, seçilmişlerimizdi aslında. Yine Nur Hayat arkadaş hala cezaevinde. Yani çok emek var. Gerçekten bu, belki bu şimdi ismini sayamayacağım bu topraklarda. Hem pratik politikada hem değerler yaratmada öncü kadın arkadaşlarımız da var. Elbette ki bizim kadın beyannamemizde ekonomiden yoksulluğa, ekolojiden geneli yaşamın bir bütün alanlarına ilişkin pratik politikalarımız ve stratejik politikalarımız var. Bu politikaları buradaki Dersim'deki kadınlarla hem ortaklaştırıp hem de geliştirmeye ihtiyacımız var. İleriki süreçte Dersim'de kadınlarla bu konuda yoğun toplantılar geliştirerek kentin kadın ihtiyaçları konusunda kadın örgütlülüğünün ve kadın temsiliyetinin ve yaşamın kentin içindeki mimarından yapısına, yaşayışına, biçimine kadar ve siyasi pratik temsiline kadar da kadınlarla toplantılar alarak kentin ihtiyaçlarına göre düzenlemek gerektiğini düşünüyoruz. Ters sisteme geçişte bu kadın temsiliyetini en yüksek kılan partilerden bir tanesiyiz. Yani 32 tane birinci sırada kadın adayımız var. Sanırım 200 küsür, yani 260 mı kadın adayımız var. Belki buradan bile aslında bizim Yeşil Sol Parti olarak kadın politikalarındaki duruşumuz bellidir. Eşit temsiliyet dediğimiz şey belki bugün %45 ama belki bir dahaki dönem %50, hatta belki %55 olacak. Yani hedef şeyimiz böyle.